Sence rap ritminden ötürü mü seviliyor bir rap parçası sözlerinden ötürü mü? Söyleyenden ötürü mü? Hepsinden ötürü. <laughs> Benden ötürü. <laughs> yani bu şey diye bazı şarkılar var ki şöyle mesela arabada dinledik dediğiniz işte şarkılar var. Bazıları işte küfürlü vesaire. Öyle şarkılar belki sadece ritminden hani işte Dans şeyinden işte belki de böyle ne bileyim yani sözünün anlamı olmasa da hissettirdiği his yüzünden dinleniyor olabilir. Bazı şarkılar sözleri seni etkilemiştir, yani sizi etkilemiştir, kitleleri etkilemiştir. Ondan daha fazla dinleniyordur. Yani bunun net bir formülü yok. Hepsinden ötürü kesinlikle yani. Hepsinin bir şeyi var, önemi var yani kesinlikle. Kişinin tavrı çok önemli. Evet yani ben şimdi 47 yaşındayım ve evet fazla Sana, küfürlü olunca isterse dünyanın evet. en güzel ritim olsun ben dinlemeyi sevmiyorum. Evet. İçimi boğuyor yani. Ya tabii ben küfür duymayı ben mesela çok tercih eden biri değilim. Evet, sen değilsin. Yeri gelir hani Aynen. bir şeyler söylemişimdir İlla ki küçük söylüyoruz küçük hani hayatın ama içinde. Ama çok tercih eden, üstüne giden bir şey değilim ve jargonum işte çok sert değildir hani. Evet, ama herkesin yaşadığı hayat rap müzik. Yani o yüzden kimseyi yadırgayamıyoruz bu konuda. Yani onun yaşadığı şeyi bilmiyorum ben. O onu hissetmesinin bir sebebi vardır onu yazarken. Ya da belki hiç küfür edemeyen için o şarkı o kadar iyi ki <laughs> bütün şarkı boyunca şarkı kız öyle kız yani birlikte ya küfür şey... edip rahatlıyor onu da bilmiyorum tabi. Olabilir tabii. ya çok o böyle şeyleri çok fazla yani parametreleri çok fazla rap müziğin. Böyle Doğru söylüyorsun. Böyle akıl er, çok akılsızlar eren bir şey değil yani çok. Aklısın aslında böyle bakın şimdi Ali'nin dinlediği şarkıları düşünüyorum şahane aşk sözleri barındıran rapler de var. Hayatın evet, içinden evet. benim bile böyle içten içe isyan ettiğim şey oh beni güzel söyledi dediğim evet, rap'lerde Orada de var. yani hiçbir Fırk şekilde mısın? kalıba sokmaya çalışmanın bir manası yok. Evet. Rap, müzik çeşitliliğin ta kendisi. Yani o yüzden sevdiğimiz bir şey. Belki yani. kalıpsızlığını mı seviyoruz. Evet ya yani orada kendi tabii ki de seçenekler ortada kendi listeni oluşturup kendi sevdiklerini dinlemek senin elinde. Yani oradaki konu o. O, evet. o yüzden hani biz müzik böyle bir şey zaten. Hani rap müzikte de, de artık bir şekilde bir analiz yapıp algoritma yaratacaksın kendi ben bunları seviyorum deyip bunları dinleyeceksin yani. Evet engel olmak ya yani şu da var bu da var diye birbirini etkilemesini etkilemiyor aslında müzik yani. Doğru söylüyorsun. Peki sabahları beş buçukta kalkmak nedir arkadaşım? <laughs> benim planım. Ne demek bu? Nasıl beceriyorsun bu işi? Neden? Ya her zaman, <laughs> zaman değil, bu kadar değil. Ne zamandan bu kadar değilim. <laughs> ya ben hani erken ya bir, burcumdan dolayı falan da herhalde. Burcun ne? Yani. Yen, Dur Temmuz. Yengeç, Aa oğlum gibi yengeçsin Yengeç. sen. Ay sen uyku sevmiyorsun. Evet evet çok sevmem uyku. Ali aynı. Evet ama ya yani. Her gece mi aynı şey yaşarız? Neden uyuyoruz? <laughs> her gece kardeşim. Yok ben erken uyurum. Neden uyuyoruz? <laughs> Uyumamız lazım. Nasıl neden uyuyoruz yani? <laughs> o çocukların şeyi <sayı> ya. <laughs> neden uyuyoruz? Yani ben beş buçukta kalkmaya alıştığımda 18 yaşlarındaydım. Ne diyorsun? Evet ama bu hep böyle her zaman düzenli bir şekilde mükemmel bir şekilde her gün ben bugün kalkıp 5 kalkıp yapıyorum yok öyle bir şey yok. Ortalama yani. kaç yani, yüzde? Ya yani her senenin e, 6 ayı 7 ayı diyeyim. Çok iyiymiş. Evet, iyi yani o açıdan fena ben değil. Ben ömrümde toplasan yani 6-7'dir o da seyahat için uçağa merkez. Ya alamadılar. beş buçuk, altı beş buçuk, buçuk, buçuk hani yani o sıralar zaten yani şeydi illa şey diye bir şey yok. Bazen beş buçukta kalkmak da mantıklı olmuyor. Yani zaten artık hava da çok karanlık olduğu için öyle. Hani evet. Ama bu felsefe yani benim okuduğum kitaplarda gördüğüm bir şeydi ve ben hani e, genelde hayal kurmaya e, çok şey yatkın bir insanım. Hayal kurduğumda ve başardığımı gördüğüm bir insanım yani. E, o yüzden sabah 5-6'da kalkıp kendimle yapayalnız kaldığım o, o vakitte yürüyüş yapma vesaire gibi şeylerde e, banka otururdum, denize karşı otururdum. Kendimi sahnede hayal ederdim. Benim insanlar şarkılarımı söylediğini hayal ederdim. İşte bir yerlerde programlar belki buralarda olmayı hayal ederdim. Ve bu e, o saatler en verimli saatler hayalleri kurma yeteneğinin de en iyi olduğu saatler. Gün içinde zihin yoruluyor. Akşam aynı hayalleri aynı canlılıkta kuramıyorsun. Ama sabah uyandığın an o bir saat falan çok önemli. O bir saat içinde o hayalleri kurmak, kurmak, düşünmek yani geleceğe dair çok değerli. O zamanlar keşfetmiştim bunu bazı kitaplar aracılığıyla ve bunu uygulamaya başlamıştım. O bende kaldı. Yani hem hayal kurma hem de yani egzersiz bir şekilde güne zinde başlama. Yani yani bu böyle hayatımı değiştiren bir şeyler şeylerden biridir. Meditasyon mu yapıyorsun? Ya evet evet. Yani bunları yapan biri de olsam sonradan da çok ciddi anksiyeteler yaşayan da bir insan. Oldu. Ama hayatın içinde hepsi var. Yani evet. Anıl'cığım öyle bir şey yok. Hani çok sakinim diyen insana ben asla inanmıyorum. Ha evet öyle bir şey yok öyle yani. Öyle bir dünya yok. E, on, on, yani anlaşılmasın diye. Yani yok yok yani meditasyon da aslında senin daha az anksiyete yaşamana, evet. daha az sinirlenmene, Hı -hı. daha az sık nefes almana sebep olan bir yardımcı. <laughs> Bunu Doğru, yapabilsek... Kesinlikle. Hı -hı. Biz hepimiz o yüksek duyguları daha az, daha tadında yaşayabileceğiz ve daha evet. kaldırabileceğiz aslında. Evet, evet. Ama meditasyon yapabilmek çok büyük bir yetenek. Evet, yine o da dönemsel değişiyor. Dedim ki belki beş ay yapıp beş ayda yapamadığım oluyor. Tamam. Bazen zihin durmuyor gerçekten yani. Ama o sırada da yazıyorsun bence. De. <laughs> evet olabilir, ya. olabilir. Hepsinin bir olayı var evet. Yani. Ben o yüzden bir yerde yaşamayı seviyorum yani.